Evet arkadaşım ikinci dereceden denklemler üçüncü dersimizdeyiz. Geçen ders çarpanların ayrılabilen ifadelerin köklerinin bulunmasını anlattık. Şimdi aynı konuyla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Ama biraz daha farklı sorular var. Biraz daha problem vari. Hani biraz daha yeni nesil soruları incelemeye çalışacağız. Hadi gel hiç vakit kaybetmeyelim hemen başlayalım. Tabii önünde kağıdım var mı kalemin var mı diyeyim. Dersin notları videonun açıklamasında indir. Benimle birlikte çöz bakalım. Hemen başladım ilk sorum. Alanı 24 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki diye başladığı için ben de hemen aldım dikdörtgen şeklimi çizdim buraya. Bakalım başka neler vermiş. Alanı 24 metrekare hemen yapıştırdım. Bahçenin kısa kenar uzunluğu uzun kenarından 5 metre kısa. Bunu ben nasıl yazabilirim matematiksel olarak? Şimdi ben uzun kenarına x dersem eğer kısa kenarı ondan 5 metre kısaysa x eksi 5 yazdık. Birinci satır bitti gel buraya. Buna göre bu bahçenin kısa kenarı kaç metredir? Şimdi arkadaşım biz bu üçgenin dikdörtgenin alanını bulmuş muyuz? Bulmuşuz. Nasıl bulunur? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak yani x çarpı x eksi 5'in cevabının ne çıkması gerekiyor? 24 çıkması gerekiyor. İşte problemlerin içinde ikinci dereceden denklemlerin çözümleri sana böyle lazım olacak. Hemen ben burada çarpanlara ayırma yapıyorum. Ya daha doğrusu dağıtıyorum. x kare eksi 5x. 24'ü de yanıma çağırıyorum. Bu denklemi çözüyorum. çözmesini biliyorsun. Hemen çarpanlarına ayırdın. x'e x. 3 kere 8 24 değil mi? Onu yazdım. Kime eksi verelim? Buna eksi. Buna artı verelim. Çarpanlarına ayrılmış biçimini yazalım. x artı 3 çarpı x eksi 8'in cevabı 0'a eşit. Her bir terimi ayrı ayrı sıfıra eşitliyorsun. Yani x artı 3 e eğer sıfırsa x'in cevabı eksi 3. X eksi 8 eğer sıfırsa X'in cevabı 8 geliyor. Geliyor da biz hangisini doğru kabul edeceğiz hocam? E, uzunluktan bahsediyorsun, kenardan bahsediyorsun. Tabii ki doğru cevap 8 olmalı. Tamam. Bu bahçenin kısa kenarını soruyorsun. 8 eksi 5'ten kısa kenar eşittir 3 metre dedim. Bu soruyu bitirdim. Anlaştık? Hadi gel. Hiç vakit kaybetmiyorum yine. Başka bir soruyla devam ediyorum. Bu soruda şunu çizsem sanki daha şık olacaktı. 2 santim yüksekliğinde yüksekliği 2 santim onu yazalım buraya 2 santim diye kare dik prizma şeklindeki üstü açık kutu 84 84 santimetre karelik bir levhadan yapılmıştır. Şimdi bak bana verdiği şey yüzey alanı. Bilmem hatırlar mısın? Yani yüzey alanı 9. sınıf müfredatında yer alıyor kendisi. Eğer bu konuyla karıştırırsam yani harmanlarsam nasıl bir soru çıkar? İşte böyle bir soru çıkıyor ortaya. Bu prizmanın taban ayrıtı x santim olduğuna göre taban dediğimiz yer burası. Kare dik prizma ise özelliğine tabanı kare olduğu için şuradaki uzunluğa da x dedim. Taban ayrıtı x santim olduğuna göre bu x nedir diye soruyor. Şimdi güzel arkadaşım biz bunun yüzey alanını bulacağız. Yüzey alanında ne var diye düşünelim. Yüzey alanında şu var. Ben buradaki ifadeyi bir tamamlayayım. Tamam tamamladım. Bak bir tane taban alanı var. Önce taban alanını bir hesaplayalım x çarpı x'ten yani karenin alanından x kare. Yanal alanlar var. Hocam nedir bu yalan yanal alanlar diyeceksin. 2 ile x'i çarptım. Şurası bak 2x çıktı görüyorsun. Bunu anladın. Burası da 2 santim. 2 ile x'i çarptım. Burası da 2x çıktı. Bu da tamam. Peki bundan kaç tane var benim elimde arkadaşım? 4 tane yan yüzü olacağı için 4 ile çarpacağım. Yani 4 çarpı alan nedir? 2x. 2x Artık bütün yüzey alanları bitirdim. Hocam üstü ne olacak? Üstü açık diye özellikle eklemiş. Artık cevabı kaça eşitleyeceğim? 84'e. Hadi gel düzenleyelim. x kare artı 8x eksi 84 eşittir 0 yazdım. Çarpanlarını ayırıyorum. x'e x yazdım. Kaça kaç verirsem 84'ü elde ederim. Şöyle bir baktım. Acaba ne verelim? 8, 6, 6'ya 14 versem. 4 kere 6, 24. Elimde 2 var. 84 veriyor. Buna artı buna eksi dedim. Çarpanlarına ayrılmış halini yazdım. x eksi 6 çarpı x artı 14'ün cevabı 0'dır. x'in cevabı buradan 6 ya da eksi 14 olarak bulunur ki biz yine bir uzunluktan bahsettiğimiz için x'i kaç kabul edeceksin? 6 olarak alacaksın. x 6 soru biter. E, daha fazla beklemeyelim. Geçelim. Peki şimdi prizmayla karıştırdım alanla karıştırdım. sıra geldi benzerli. Benzerlikle de bu konuyu karıştırabilirsin. Bak soruya. ABC üçgeni. ABC üçgeninde verilenler var. Paralellik var. Ki paralellik varsa bir üçgenin içinde benzerlikten söz ediyordur. Buna göre DE uzunluğu. Şuradaki uzunluğu arıyoruz. Ey güzel arkadaşım. Burada iki tane üçgen var ki. AD üçgeni ile büyük olan üçgen ACB üçgenleri arkadaşlar şöyle güzel yazalım. Benzer üçgenlerdir. Benzer üçgenlerde oranları hatırlıyor muyuz? Tabanların oranı kenarların oranına ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Hani Thales teoremi vardı. Thales teoreminden de faydalanabiliyorduk. Şimdi ondan yararlanalım artık. Tabanların oranı küçük üçgenin tabanı x kare artı x onu yazdım. Aşağı geçtim. Büyük üçgenin tabanı 2x kare. Eşittir dedim ve yazıyorum tekrar. Küçük üçgenin bir kenarının uzunluğu 2. Büyük üçgen 2 artı 1'den. Bak burası kaç geldi? 3 üç geldi. 3'ümü yazdım. Artık bu denklemi çözeceğim. E denklem çözmek bizim işimiz. Çarpanlarına ayrılıyorsa bu iş biter arkadaşım. Hemen içler dışlar çarpımı yaptım. 3x kare artı 3x eşittir. 4x kare yaptı. Şimdi diyeceksin bunu buraya mı alalım? Hayır. Bu ifadeyi buraya almıyorsun arkadaşım. Eksilerle uğraşmak seni yoracaktır. İşlemi yanlış yapmana sebep olur alıyorsun herkesi karşıya. Buradayız, buradayız. Aman diyeyim sanki böyle bir dalar gibi oldun. Öyle bir şey yok değil mi? 3x kare eksi 3x eşittir 0. Şimdi bu arada bu da 4x kare olacak. Niye 4x kare yazmadıysak 4, 2 ile çarptığımız halde. Şimdi şu ifadeleri çıkarttım birbirinden x kare. Eksi 3x eşittir 0. Çarpanların ayrılıyor mu? Ayrılıyor hocam. Hadi gel ayıralım. X parantezini aldım. X çarpı x eksi 3. 0'a eşitse. Ayrı ayrı bu ifadelerin sonuçları sıfır olacaktır. Ki buradan da x eşittir kaç bulundu? 3 ve x eşittir sıfır olarak bulundu. Soru bitti. Gelsin sıradaki. Geldik başka bir soruya. Yukarıda şekli verilen dikdörtgen biçimindeki bir kartondan kare biçimindeki bak şuradaki kare biçimindeki F, karton parçası kesilerek katılıyor. Tamam buraya kadar sıkıntı yok. Hocam nerede çarpanları ayırma dur. Bu arada Meb'in kitabından alıntı bu soru. AB diyor AD'nin 2 katı. GC'nin 6 katı. Biz bir geometri sorusu çözüyorsak bu tarz sorularda şuradaki katlara bakıyorsun bak. 1, 2, 6. Ki oran orantıda da geçerli bu ifade. Hepsinin tam katını e, oluşturacak şekilde bir sayı seçiyoruz. Nasıl yani? 1, 2, 6 paydaları eşitliyor gibi düşünsen. Bunlar nerede buluşur? 6'da buluşur. 6K yazalım buraya. Şimdi 6 tane K dediğim sayı neye eşit olmuş oldu otomatikman? AB'ye. Bak bunu buraya yazdım. 6K. Devam. 6 tane K 2 tane AD'ye eşitmiş. Her tarafı 2'ye böldüm. AD uzunluğum kaç K olarak bulundu? 3K olarak. O nerede? Şurası. 3K'mi yazdım. Hatta yetmedi. Bu bir dikdörtgen. Buraya da 3K yazdım. Tamamdır. Aynı mantıkla 6K eşittir 6 tane GC'ye eşittir diyor. Her tarafı 6'ya böldüm. GC uzunluğumu kaç buldum? K olarak buldum. Hemen gittim. Hiç vakit kaybetmedim. Onu da yapıştırdım bak buraya. Bu bir kareydi. Özellikle bunu böyle yazdım. Mantığı anla Şimdi kalan şeklin alanı 68 metre kare, 68 santimetre kare. Peki kalan şeklin alanı nasıl bulunur? büyük dikdörtgenin alanından ne yapmam gerekiyor? Küçük dikdört kareyi çıkartmam gerekiyor. Dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin alanı eşittir dedim. Başladım işleme. Hocam 3K ile 6K'yi çarpınca bulurum. 3 kere 6'dan 18K kare. Peki orada kesilip çıkarılan karenin alanı nedir dersem sana. K ile K'yi çarparız. Oradan da K kare gelir. Bunları birbirinden çıkarıyorsun. Geldim çıkardım 18 taneden. Bir tanesini çıkardığımda cevap 68 santimetre kare. 18'den bir tane k çıktı 17 tane k kare kaldı. 68'e eşitse her tarafı 17'ye böldüm. k'nin karesinin cevabı eşittir 4. O zaman k'nin iki tane cevabı vardır. Ya 2'dir ya da eksi 2'dir. E, hocam uzunluktan bahsediyorsun. O zaman cevap artı 2 burada bir anlaştık. Soru benden çevrenin alan, e, çevreyi istiyor. Ki büyük dikdörtgende çevre istiyor. ABCD dikdörtgeninde. Çevreyi bulmak için uzunlukları bilmen lazım. K yerine 2 yazdın. 2 kere 3, 6. K yerine 2 yazdın. 2 kere 6, 12 santim. Şu santimleri yazalım. E Buranın tamamı da 12 santim. Kesilmeden önceki çevre istiyor herhalde değil mi? Şurası da 6 santim. Çevreyi bulurken 12 artı 12 artı 6 artı 6 eşittir. 18 yapar. 2 ile çarparım. 36 santim olarak çevreyi bulurum. Güzeldi. Fena bir soru değildi bu da. Yine çarpanları ayırmayı kullanarak çözüm kümesini buldum. Buradan da sonucu ulaştım. Kaldı 2-3 tane sorum. Bunlar da kazanım testlerine eğer açtığında karşına gelebilecek bu kısımla ilgili. Hangi soru var hocam bize göster. Biz hiç kurcalamayalım. Sen biz sana takılalım. Her şey sende olsun diyorsan al. Kazanım testi de burada uzun kenarı kısa kenarından 4 santim fazla olan bir dikdörtgenin. Bir dakika ben hemen şeklimi çizeyim. Kendimi garantiye alayım. Olayı bir göreyim. Şurası x kısa kenar uzun kenar ondan 4 santim fazla diyor. Onu da yazdım. Alanı 96 santimetre kare. Onu da yapıştırdım. Buna göre dikdörtgenin çevresi nedir? E güzel arkadaşım biz bunu birinci sorumuzda daha çözdük. Önce sen bir dene. Bir bak bakalım çözümü nasıl yapmıştık. Kendin çöz. Şimdi de bunu izlediğim ben sana. Gel başlayalım hemen çözüme. Sen çözdün tabi bunu. X çarpı X artı 4 bana alanı verecektir. Alan da 96 eşit olacaktır. Tamam. Bunu dağıtarak geliyorum çarpanlarını. X kare artı 4X 96'yı da bu tarafa çağırdım. Eksi 96 eşittir 0. Şimdi 96'yı öyle bir çarpanlarına ayıracağım ki yani bu ifade çarpanlarına ayrılacak. Şu an aklıma gelmedi sayı. Ben genelde şöyle yapıyorum. Hem sen de görmüş oldun. 2 kere 4 8. Şurada kaldı 16. 2 kere 8 16. Buraya gitti. Şimdi 2 çarpı 48 bana bu cevabı veriyor 96'yı yetmez. Benim aralarında farkı arasındaki fark 4 olan sayılar lazım. Şimdi 4 çarpı ne diyeyim ben bunu 12 diyeyim bu da oldu. 8 çarpı 12 96 süper çarpanların ayrıldı. X çarpı X 8 çarpı 12 96 cevabın pozitif çıkması için bunu artı buna eksi veririm. Artık çarpan kısmı bitti. Ben temize çekiyorum. X eksi 8 çarpı X artı 12 Eşittir sıfır denklemi var karşımda. X'in cevabı 8. X'in cevabı 12. Sen diyeceksin ki hocam 12 olmaz. Uzandık. Uzaklık ne olması gerekiyor? Pozitif. O da 8. Bu dikdörtgenin çevresini soruyorsun. Şimdi şurası kaç çıktı? 8, 4 daha 12 cm. Şurası kaç çıktı? 8 cm. 12 ile 8'i topla. İki kenardan da iki tane olduğu için çevreden bul. 20 çarpı 2'den doğru cevap 40 olarak bulunur. İşaretledim. Gelsin sıradaki soru. Yine yine map kazanım testi. Hatta bunun muadili geçmiş yıllarda ÖSYM sınavlarında çıktı. Bakalım soruya. Hangi adımın yanlış olduğunu soran tarzda bir soru gibi oku bir bak. Bir öğrenci x kare eksi 2 x eksi 2 eşittir 0 denklemini tam kareye tamamlama yöntemini kullanarak aşağıdaki adımlarla çözmüştür. Baktım birinci adım falan devam ediyor. Bu öğrenci ilk olarak hangi adımda hata yapmıştır? Aslında Soruyu çözerken öğrenci çarpanlarına ayırıp ne yapmaya çalışıyor bize? Denklemin çözüm kümesini bulmaya çalışıyor. O yüzden bizim konuyla alakalı hata yaptığı alanı bulmaya çalışacağız. Şimdi amcamın bana verdiği bak denklem bu. Tamamdır. Peki ne yapmış bu? 3 eklemiş 3 çıkarmış. Zaten sıkıntı yok. Bir alt basamakta şunu yapmış. Dikkat et. Eksi 2 ile 3'ü toplamış artı 1 yazmış. Hiçbir sıkıntı yok. Yaparsın. Denklemin sonucunda da bir değişiklik olmaz. Ardından demiş ki şuradaki ifade tam kare ifadedir. O da nedir? X eksi birin karesidir. E doğru yazmışsın. Aşağı kata bak. Karesidir. Yanda ne kaldı hocam? 3 kaldı. Tamam. 3 dediğin sayı da aslında kök 3'ün karesidir. Yani x eksi birin karesi eksi kök 3'ün karesini yazmak istemiş burada. Burada da bir sıkıntı yok. Bu ifade 2 kare farkıdır. İki kare farkı öğrencinin en sevdiğidir. Bir farkı yazılır. Yani araya bir eksi konur. Bir de araya ne koyarsın? Artı koyar yazarsın. Ben soruma baktım. Eksi var burada ama buraya da eksi yazdım. Kusura bakma. İki kare farkını amcam sen yanlış yazmışsın. Dördüncü adımda patlatmışsın soruyu. Devamına bakmama gerek yok. Dört yanlıştır. Gelsin bu dersin son sorusu. Yine map kazanımdan. Efsane soru. Harika soru. Bir önceki dersi takip eden arkadaşlarım bilirler. Dedim ki ikinci dereceden denklemler 3 dersinde bu sorunun muadilini çözeceğiz. Ve bu sorunun çözümünün asıl ayrıntısını burada anlatacağız. İşte o soru. Şimdi x eksi 2 x artı 2 eşittir. x eksi 2 denkleminin köklerinin arasındaki fark kaçtır? Çok kolay diyeceksin. Bir dene. Bir dene. Gerçekten kolay diyeceksin. Hatta yapacağın işlem belki de şu. Hocam x eksi 2'ler gider. Sadeleşti. Burada 1 kaldı. x eşittir 1'i karşıya attım 0. Bir tane kök buldum. Cevap 0 olabilir diyeceksin. Ben de diyeceğim ki sana saçmalama. Aman diyeyim saçmalama. Böyle bir olaya girme. Hemen onu sil. Sildi. Gerçek çözümle. Ey güzel arkadaşım. Köklü sayılarda pardon. Denklemlerde işlemler yaparken sadeleştirmeden sakın. Neden? Denklemin kökünü sadeleştirebilirsin. İki farklı yoldan sana çözeyim. Sen hangisini beğenirsen oradan yap. Şimdi birinci yöntem şu. Bu arkadaşı komple alacağız sol tarafa açacağız. Yani x eksi 2 çarpı x artı 1 eksi x eksi 2'nin cevabı sıfırdır. Tamam. Ortak çarpan parantezine alınabiliyor. x eksi 2 parantezine alınabilir. Diyeceksin ki x eksi 2 parantezine aldım hocam. Burada ne kaldı? x artı 1 kaldı. Eksi dedim. Yanında ne kaldı? Burada da 1 kaldı. Eşittir sıfır. Burada da bitti. Bunlar birbirini götürdü. Geriye çar x, çarpı x eksi 2 kaldı. O da eşittir sıfır. Şimdi bir sayıyla x eksi 2 çarpınca sıfır çıkıyor ya. Ya x sıfırdır ya da x eksi 2 sıfırdır. X'in cevabı buradan kaç bulunur? 2 bulunur. 2 tane değer bulun. Biri 0, biri 2. Bu bitti. Peki bunlar arasındaki farkı soruyor. Ya 0 eksi 2'den eksi 2'dir ya da 2 eksi 0'dan cevap 2'dir. Gittim 2'yi işaretledim doğru cevabı bulduk. Peki hocam farklı nasıl yapılabilir diyeceksin. Hemen göstereyim. X hatta bu daha kolay bile gelebilir sana. Ama işin özünü öğrenmen lazım. Asıl soldaki gibi çözülüyor. Onu bil. Sana göre sağdaki. Vallahi bilemedim. Herhalde sana göre de soldaki. Şimdi cırt cırt. Hocam hani sadeleştirme yapılmazdı? Yapılmaz ama sadeleştirdiğin şeyi bir sıfıra eşitle. Eşitledim. X eşittir ne çıktı buradan? 2 çıktı. Bunu bir denklemin kökü olarak ben unutmam diyorsan bunu yaz. Yazdık. Hadi gel bakalım aşağıya. Bak bunlar sadeleşti. Burada 1 kaldı. Burada 1 kaldı. Yani x artı 1'in cevabı 1 bir çıktı. 1'i karşıya gönderdim. x'in cevabı 0 çıktı. 2 tane kökü de buradan buldum mu? Buldum. E 2'den 0 çıktı. Buradan da 2'yi buldum. Soru bitti. Tertemiz çözüm oldu. Dersi de bitirdim. Artık o beklediğin şey geldi. Yani ikinci dereceden denklemlerde eğer çarpanlarına ayrılmıyor hocam benim sorum diyorsan... Dördüncü ders. Diskriminant, delta, lise hayatının sonuna kadar peşinde seni bırakmayacak. Bir sonraki derste görüşelim. Kendine iyi bak. Hoş kal, hoşça kal.